bu malzemeleri toplayana kadar çok sıkıntı çektik. Bir ilk bir dükkana girdik. Anahtarcı bize demir ortası delik bir şey verin. Ne olduğunu anlayamadı. Sonra pul mu istiyorsunuz? Pulsa evet pul istiyoruz dedi. Pulu seçtik falan aldık. Ne yapacaksınız diyor. Yani ne yapacağımız konusuna hiç girmeyelim dedik. Sıraçı bir şekilde soruyor ne yapacaksınız? Jiyanza topu yapacağız dedik. O da ne dedi. Sonra kaldı falan böyle. Sonra Elif bu konuyu adama badminton'dan anlatmaya çalıştı. Badminton topunu biliyor musunuz diye bir adam. Ney? Badminton mi? Diye kaldı böyle. Oradan anlatamadı. Ondan sonra bayağı bir mağdur olduk yani bunu. Replikleri anlatıyorsun. İkinci dükkana girdik. Girdiğimiz dükkanda pul istiyoruz dedi. Adam ne yapacaksınız dedi. Amca jiyans topu yapacağız dedi. O ne falan dedi. Badminton'dan girdik. Anlattık bir derece anladı. Sonra ayakkabı oynuyormuş. Ayakla oynanıyor. Topla oynanıyor falan. Topu ne yapacağız dedi. Ha şu dedi. Siz bunu dedi pulla yapacaksınız ama raket değilmez mi falan diye sordu bize. Bunu unutmamak gerekir. Ve en sonunda da yaptığımız topları görmek istiyor. Bunları yaptıktan sonra gidip Nalbur amcaya göstereceğiz topları. Bir de oynayacağız. Hemen hemen. Çünkü hepsi çok merak içinde bizden geri dönüşü bekliyorlar. Daha sonra gittik aldık malzemelerimizi topladık. Ondan sonra poşetimiz, tüyümüz, her detayı inceledik. Yapmaya çalıştık. Şöyle bir iki tane biz kendimizce örnekler yaptık. Zeynep göstersin size. Merhabalar. Şu şekil. Dibini fazla göstermez. Büyük olan galiba. Evet. İki tane yapmışsınız. Evet, iki tane yaptık. Dibini fazla göstermeye gerek yok. Orası biraz karambol. Denedik biraz oynamayı hocam, Mehmet hocam. Denedik oluyor ama ayak kırılıyor. Oluyor yani. Oluyor ama parmaklar olsun. Oluyor. Oluyor. Ondan sonra şöyle biz Zeynep'le topun adımlarını yapmaya başladık. Şöyle bir poşet. Bunu kestik. Biz önceden kestik yoksa kesmemiz çok zor olacaktı. Şimdi bunun uzman kişi Zeynep. Birleştirme yapacak. Evet, bundan sonra Zeynep'teyiz. Figüranlıktan çıkıp başrola geçebilirsin artık. Aynı evet. Kişileri ben yapıyorum. Evet Zeynep, ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Evet. Lütfen ben anlatmak istemiyorum. Zeynep şimdi sarıyor bunu. Zeynep'in dili yok sanırım. Biraz konuşmaya utanıyor. Evet. Burnum kırıldı galiba. Bir sağ kroşe. Mehmet hocam bu arada keşke bugün sizin yanınıza uğramasaydık da. Bize bu video olayı çıkarmasaydınız. Hayır ben anlamadım. Ben 25'im ama şu anda başrolüm yani. Ben onu anlamadım. Sadece gözükmüyorum. Bir sesim geliyor diyorsunuz. Dış ses. Yani. Dış evet. Ses. Sen söyle ne kadar zorlandık. Evet. Mehmet hocam umarım bununla oynarsınız. Emeklerimizi boşa çıkartmazsınız. Sarma gibi sarıyor bak. Ayrıyeten bir dakika. Beni çeker misin? Mehmet hocam biz bunları yapıyoruz. Verdiğiniz sözü unutmayın. Videoda belgelendi. Bu kadar yani. Bir saniye dövmeni çekeyim. Bir saniye 8 numara Selçuk. O sözü siz biliyorsunuz. Evet, sarma işlemimiz iş durumda. Biraz evet süpürge gibi oldu ama biz onun ucunu halledeceğiz. Ucunu keseceğiz. Yalnız şu dibini biraz daha şeye. Şu şekilde. İyice. Şimdi. Pul. İmlat. Her neyse. 7'ye evet. 2 pul. Evet. Bir poşet evet. Alıyoruz. Ne aradığını sorabilir miyim ben? Poşet arıyorum. Çünkü pula çok küçük geldiği için ona biraz arka çıkmamız lazım. Dur. Keseceğim. Şöyle. Ne kadar o? Burada şuradan keseceğim. Aa, çok pahalı. Aşağısı kadar geldi. Siz bunları görmediniz. Şimdi şunu şöyle yapıp biraz kalınlaştırıyoruz. Zeynep, bu tırnakları lütfen en kısa sürede kısalt. En kısa bu. Dakika, sen şunu şöyle biraz çevir. Evet, şuradan bir bağlama işlemine geçeceğim tabii yapabilirsem bunu. Ama yetersizliğimiz böyle. Valla ben yönetmenim, her kareyi çekmek zorundayım. Profesyonellik. Tamam olsun. Evet, fiyonk yapıyorum. Fiyonk yapıyorum. Şimdi hayır, bir dakika. Onu, aynen. Bravo Zeynep. Yüzün de çok şıkmış. Şu yüzü çıkartsak mıydık?
Evet. Evet. Araya tam oraya oturtabilirsek. Oturmayalım. Bu arada zippomuzu kelebek çakmakla yapıyoruz. Zippo sözümüze lütfen. Evet. Derste ver bitelim. Zaten Mehmet Hoca'nın verdiği sözler toplasak buradan Ankara'ya yol olur. Şimdi Elif'cim istersen bu tarafa gel. Yerde çünkü işlem yapacağım. Şimdi ama öyle şu yandan çeksen. Şimdi yakıyoruz biraz. Eriyor. Şimdi bu iyice eriyor. Eriyor ve hop bastırıyoruz. Bunu niye yapıyoruz Merve? Bunu nayron olduğu için çıkıyor demirin içinden. Evet. Yapışmasını sağlıyor. Ama bu... Evet şu şekilde. Çok bakın güzel. Böyle sağlam kalıyor. Çıkmıyor. Koparsan da kopmuyor. Evet. Şimdi bu biraz ama şu ucu çok uzun olduğu için şuradan bir dakika şuradan kesiyoruz. Yönetmenin telefonu çalar mı? Çalmamız gerekiyor. Evet şu topumuz. Meşgul alır mısın? Meşgul attım. Evet şuna uygulamalı olarak şimdi gösteririz size. Evet. Fakat beceriksiz. Evet Merve ve Zeynep kalkıyorlar. Messi ve Ronaldo. Evet. Sağ. Yurt hali. Bravo. O pembe terliklerle zor. Şimdi seni de çekiyorum. Kramponlarınız nerede? Önce topumuzu gösterelim. Topumuz böyle. Ucu hafif. Baba yaptığımızda ağırlık. Abla gel. Abla üçüncü oyuncu olarak gel. Gel abla. Abla gel hadi. Şimdi Zıtka orada ne kılıyor? Aa pardon. Dur. Bir dakika. Kamerayı görmedim. Cihazı nedir? Daha önce bunun hakkında bir fikrim var mı? Yok. Kızlar burada oynarken gördüm. Jensi olduğunu öğrendim. Şöyle şöyle kısmı kutusuyla hafifli olup şöyle böyle para cinsinden bir şeye bakıyorlar demek ki. Evet. Sonra top oluyor yani. Nasıl oynadığımızı gösterir mi seninle? Tabii ki gösterelim. Deneyelim. Tamam yapamıyoruz ama. Tamam. Havaya ayakla vuruyorsun. Karşı taraf karşılamaya çalışıyor. Evet. Karşı taraf karşılamayı bir yere düştüğü zaman puan bana geliyor. Evet. Puan evet, mı oldu? Şöyle. Evet bak. Böyle değil. Bravo.